Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dahisi kanalında yeni bir videoya, yeni bir Instagram ayakkabısına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ayda bir Instagram'dan ithal ayakkabılar alıp bakıyoruz nasıldır, nedir, ne değildir. Hani mağazadan gidip alamayacak olan arkadaşlarım için bir tercih olarak hani göstermek istiyorum. Kargodan geldiği zaman nasıl çıkacak, neye benzeyecek en azından izlemek isteyenler ve bu tarz ayakkabıları tercih eden arkadaşlarım için bir fikir oluşturması için yapıyorum. Beğenmiyorsanız diğer farklı videolarımı izleyebilir, onlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Her video herkese göre olmayabilir dedikten sonra hadi şimdi açalım. Bu ayakkabı sevdiğim bir ayakkabıydı. Biliyorsunuz zaten incelemiştim kanalda bunu. Gördüğünüzü anlayacaksınız zaten. Normalde 2500 lira gibi falan bir değeri var. Tabii ki buradan aldığınız zaman yarısından bile daha uygun oluyor. Bakalım ama yani nasıl, nedir, ne değildir. Kimisi çok daha fazla istiyor bu videolardan. Abi işte ayda 2 defa, 3 defa yap, şunu yap, bunu yap. Ayda 1 defa da sınırlandırmaya çalışıyorum. Ayrıca arkadaşlar bu videoda da çekiliş yapacağım. Bu ayakkabıdan istediğiniz numarayı sizlere göndereceğim. Tek yapmanız gereken aşağıda yoruma yorum yapmak. Hani güzel bir şeyler yazıp sonra Instagram adresinizi de koyabilirsiniz. Normal Instagram adresinizi de koyabilirsiniz. Hani bir şeyler yazarsanız sevinirim. Instagram'dan sizlere ulaşacağım için mutlaka ve mutlaka Instagram linkinizi ekleyin. Tek bir yorum yapmanız yeterli. Sadece yorumlardan seçeceğim. Abone şartı, şu şart, bu şart yok. Abone olursanız tabii ki sevinirim. Ki sürekli videolar atıyoruz zaten. Takip ederseniz güzel olur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir çekiliş yapmak istiyordum uzun zamandır. Kısmet bu ayakkabıyaymış. İstediğiniz numarayı dediğim gibi sizlere göndereceğim. Bu şekilde büyük bir kutuda geliyor ki ben büyük kutuda gelmesini seviyorum ki bu sayede ezilmemiş oluyor. Şöyle şimdi sizlerle açalım. Ooo pakette geldi arkadaşlar. Nike, Cosmic, Unity bizlerle. Dev gibi durmuyor mu? Şöyle çıkartayım. Evet. Güzel bir gönderim olmuş ha. Sevdin mi bunu? Sevdim. Sport.tc teşekkür ediyorum. Bunu bana gönderdiği için biliyorsunuz zaten bir süredir de Sport.tc'den ayda bir tane böyle ayakkabıyı inceliyoruz, bakıyoruz. Hani kalitesini sevdiğim, muhatap olduğunuz zaman hani bulabileceğiniz, sizi aldatmayacak ve en azından gördüğünüz ayakkabıyı size gönderecek iyi bir adres. Dolayısıyla ben buradan devam ediyorum. Şöyle açalım bakalım, ayakkabıları çıkartalım. Bu gönderim cidden hoşuma gitti. Böyle büyük kutuda bu şekilde gönderim hoş geldi gözüme. Şöyle çıkartalım. Evet, ezilmiyor. Evet, ezilmeden evet. Güzel. Ve daha temiz, güzel duruyor. Evet, okkalı bir ayakkabı. Hadi bakalım incelemeye geçelim. Evet, ayakkabımız Nike Cosmic Unity. Hatırlarsanız incelemesini bu kanalda yapmıştık zaten. Benim de oldukça sevdiğim, beğendiğim ve farklı bir ayakkabı. Biliyorsunuz bu ayakkabının hikayesi geri dönüşümden, yani çöpten üretilmesi. Çöpten üretilmiş bir ayakkabı Instagram'dan aldığınız zaman nasıl geliyor? Ona bakalım. Yalnız direkt ilk alır almaz elime gerçekten okkalı, sağlam ve biraz böyle ağır geldi ki gerçeği de öyle aslında. Yani normali de öyle. Yine ağır oluyor. Biraz daha yaklaşın istiyorsanız detaylıca bakın. Kalite olarak, daha doğrusu detay olarak belki de en beğendiğim ayakkabılardan biri oldu şu an ilk bakışta. Çünkü üstünde kullanılan ağları, ipleri, yan taraftaki bu plastikleri gerçekten çok kaliteli duruyor. İyi duruyor arkadaşlar. Nike işareti de aynı şekilde. Bu rengi ne diyorsun? Daha farklı, cafcaflı bir renk. Değil mi? Evet, güzel. Güzel bir renk. Ayakkabının rahatlığını şu anda çok merak etmeye başladım. Yandaki sıvış işaretinin içinde bir tane de küçük sıvış var. Bir tane de üstünde yine kumaşla dikilmiş sıvış var. Kalitesi çok güzel arkadaşlar şuradaki plastiklerin. Ve bu şuradaki sıvışın da yine aynı şekilde kumaşın kalitesi güzel. Şu ne demek? CMU001. Cosmic Unity 001. Yani bu herhalde ilk basketbol ayakkabısı çöpten üretilmiş diye düşünüyorum açıkçası. Basket değil mi bu? Bu basketbol tabii ki. Şu yanda bir şey yazıyor. Oraya bakayım ne yazıyormuş. Bu tarafta yazıyor mu? Ha, sadece Nike. Burada yazıyor. Nike Earth Mission, yani hani sıfır atık programı var ya biliyorsun. Sonra şöyle çıkartayım. Dilin üstünde Cosmic logosu. Arkadaşlar ciddi iyi yalnız ha. Yani gerçekten her ayakkabı bu kadar iyi olmayabiliyor. Ayakkabıdan ayakkabıya çok fark oluyor tabii ki. Ama burada beğendim. Bağcıklarının kalitesi, flywire'ları, üstünde kullanılan bu ama cidden hoş ve her şey olması gerektiği gibi yani. Arkaya doğru geliyoruz, bileğindeki bu kıvrımlar. Rahatlığı şu anda benim asıl merak ettiğim. Yan taraftaki bu plastikler. Şuradan yastıklamaya dokunamıyorduk zaten. Alt tarafı gösterelim tabii ki. Nike Cosmic Unity 6 ile bayağı sağlam, bayağı iyi. Dışarıda oynayabileceğinizi düşünüyorum. Air Zoom Strobel görüyorsunuz penceresinde yazılmış. Yastıklama olarak güzel bir yastıklaması oluyordu bu. 2021 ve Nike logolarını görüyoruz. Evet, hoş. Hemen şu iç tarafını göstereyim. İç tarafında da ne yazıyor? Cosmic yazıyor. Ve şurada da onun işaretini göreceksiniz.
Değil mi? Güzel gayet. Arkayı çeviriyorum. Arkada şey demiştik, hatırlıyor musun? Bu roket. Şey değil mi? Hani Hyperdunk gibi Nike'ın ürettiği. Aynen öyle. Ara model, jenerik model diyebileceğimiz. Hı-hı. Arkadan sanki bir roket çıkıyormuş gibi bir hal var, değil mi? Delikli. Çok delikli. Güzel, farklı. Normalde ben ara ara tercih etmeyi seviyorum. Şuralardaki tutma yerlerinde sen arkadaşlar. Sendeki rengi neydi? Gri ben de mi? Siyah yeşil, hatırlıyor musun? İlk çıkan rengiydi. Bu daha sonradan çıkan renkleri. Yani çok farklı ve birçok rengin bir arada bulunduğu bir model. Bazı arkadaşlar bunu seviyor. Kozmik olunca sanki hani ismiyle onlar gidiyor gibi. Evet, yani daha böyle uzay yeşili, şu yeşil hatırlıyor. Bendeki biraz daha koyu yeşildi. Siyah, o rengini ben daha çok beğeniyorum. Cafcaflı zaten çok beğenmiyorum. Bu ayakkabı da özellikle. O bana daha güzel gelmişti. Şöyle mor içini göstereyim. Mor mu mavi mi? Anlayamadım. Mavi, üstü mavi, koyu mavi, morum açık mavi. Şurada yeşil, su yeşil gibi. Şöyle içindeki etiketini gösterebilirsin. 11 numara arkadaşlar. 45 içinde görüyorsunuz. Kartonuyla geliyor. Güzel. Bunun da konması gayet iyi. Hemen şöyle içini gösterelim. Yine logomuz burada mevcut. Sizce bu renk güzel mi? Yoksa ben de ilk aldığım renk mi daha güzel? Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Dediğim gibi yorumları yapmayı unutmuyorsunuz. Bir tane bu ayakkabıdan kazanabilirsiniz ki ciddi güzel bir ayakkabı. Farklı renkleri var mı peki sitede, biliyor musun? Emin değilim. Sorabilirsiniz. Eğer farklı bir rengi varsa onda da istediğiniz numarayı yine sizlere hediye edebilirim. Bir kişiye bu şekilde arkadaşlar bu ayakkabıdan hediye edeceğim. Onun için evet. Farklıymış. Bunun için evet. Burada farklı iki tane adam birbiriyle iletişim kuruyorlar gibi bir farklı bir şey var. Oldukça hoş. Şuradaki kilit görüyorsun, şöyle dönüyor ve bu taraftan geliyor. Şunlar niye böyle yapılıyor bilmiyorum. Yani bunun mantığı nedir? Biraz daha süs için buradan tutup bir şey yapamazsınız. Belki bilmiyorum bağcığı bağcık mı? Bence ama yok, bağcığa gerek yok. Çünkü bak şurada da bir tane daha var mesela. Hatta evet. Şuradan geçirelim şimdi bağcığını. Yani gerek yok öyle bir şeye. Ama daha böyle şekilsel tabii ki oluyor. Veya tutup bir yere asabilir misiniz oradan? Bilemiyorum, size kalmış. En başta giyerken de tutmazsın muhtemelen. Şöyle. Şöyle giymezsin. Şöyle giyiyorsun. Zaten bak burada tutacak yer var. Şu şekilde. Giyersin rahat bir şekilde. Hoşuma gitti. Beğendim. Yani kalitesi dediğim gibi her ayakkabının birebir tutmayabiliyor. Bazı daha farklı oluyor. Hani incelediğim ayakkabılar içerisinde iyi bir kaliteye sahip. En azından elde tuttuğunuz zaman böyle bir okkalı, düzgün, her şeyi muntazam yapılmış. Hoş bir ayakkabı olmuş arkadaşlar. Dil üzerinde biraz daha delikleri şimdi gördüm. Pofidik bir yapı var. Dile bakayım şöyle. Evet, içten pofidik bir yapı var. Delikli yapısıyla bir tık da olsa sizlere havalandırma sunacak. Normalde şuradaki kumaşta da yani bir nevi havalandırma sunması hedeflenmiş ama içten tabii ki dikilen astarlar biraz havalandırmayı kapatıyor. Bu dil biraz daha bakayım şöyle içten. Evet, yani az da olsa hani havalandırma hedeflenmiş, en azından öyle söyleyebiliriz. Evet, ayağımıza deneyelim bakalım. Ayakta nasıl olacak? Ne hissettirecek? Yalnız şöyle şu an şurayı tutuyorum ya. Bir pedleme var. Baya fazla. Evet, hadi bakalım ayağımıza giyelim ve karar verelim. Büyük oldu sanki. 5 numara büyük oldu, evet. Ayağım şurada. Biraz daha kalın bir çorapla giymem lazımmış. Ya da 44 mu acaba? 44,5 daha iyi olurmuş, evet. Buçuk numara bazen oluyor bazen olmuyor. Yani şu arkadan iyi ittiriyor aslında. Çok daha büyük değil de bir tık kalın çorap aslında şey yapar. Belki sola daha iyi. Normalden arkadaşlar aklınızda bulunsun. Giydiğiniz numaradan yarım numara düşük alabilirsiniz. Ben normalde 45 giydim ve bunda bayağı fit olmuştum. Bunda ise biraz daha... Seninki 45 değil mi? Evet, benimkisi 45'ti. Yani ithal ayakkabılarda, Instagram ayakkabılarında bu şekilde yarım numara daha büyük oluyor genelde. Gerçi yani normal numaranızı alıp da daha kalın giyebilirsiniz ya. Daha kalın çorapta giyebilirsiniz. Şu an mesela daha kalın çorapta giymek iyi geldi. Mantıklı geldi çünkü. Evet, bu şekilde. Bakayım. Evet, her zaman olduğu gibi arkadaşlar yastıklamada eksiklik var. Yani o Air Zoom Strobe'lu hissedemiyorsunuz. Yani bunlar artık biraz daha beklentinizle alakalı. Direkt birebir mağazadan alınmış gibi olamıyor. Yani görüntüsü şu an incelediğim en iyilerinden biri olmasına rağmen yastıklaması eksik. Ama hani dışarıda oynamak için bence bir tercih olabilir. Yastıklama noktasında arkadaşlar daha yere yakın. Altta çok fazla bir şey yokmuş gibi. Rahat mı? Rahat. Kesinlikle öyle çok rahatsız bir yanı yok. Bu arada vazgeçtim. Yarım numara düşük falan almayın. 45 numara şu an çok iyi geldi. Hani giymesi çok kolay olunca zannettik ki biz büyük olacak. Şu an için bence gayet iyi. Normal numaranız neyse onu alın. Biraz daha kalın çorapla giyersiniz. Yani 45 giyiyorum. Yine 45 aldım. Bakın gayet iyi. Evet, keyifli ya. Fena değil. Tabanı çok sert değil. Hani bükülme falan daha rahat oluyor. Ama tabii ki bir zoom yastıklaması yok. Şu an hani çok böyle hissedilebilir bir yastıklama yok. Çok hafif böyle çok minik
hani var yok böyle hani düşününce anca bir şey varmış gibi ama hani sayılmaz bir yastıklama var. Bu şekilde arkadaşlar. Bir tane de dediğim gibi sizlere hediye edeceğim. Yapmanız gerekenler çok basit. Sadece bir yorum yazıp Instagram nickinizi yazmanız ve yaklaşık bir hafta sonra Instagram'dan sizlere açıklıyor olacağım. Şartlar gördüğünüz gibi gayet basit. Açıklamaya da hani tam bitiş tarihini ve açıklama tarihini yazarım. Genelde videonun yayınlanmasından itibaren bir hafta sonra işte 9-10 gibi akşam açıklıyor oluyorum. Bu şekildeydi arkadaşlar. Yine güzel, yani fena olmayan bir Instagram ayakkabısı açtık. Mevcut fiyatlarla sizleri de anlıyorum tabii ki. Bu tarz ayakkabıları tercih edeceğiniz zaman nedir ne değildir bilmeniz için de bence iyi oluyor. Fena olmuyor. Bu da bir Instagram serisi, farklı bir video. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Umarım hak eden, güzel, ihtiyacı olan biri kazanır. Hoşça kalın. Kendinize dikkat edin. Ayakkabılar Simgülük. Out.